New York'taki Guggenheim Müzesi'ndeyiz. Ve büyük Macar avantgard sanatçısı Lazlo Moholy-Nagy'nin eserlerine ayrılmış bir sergiyi geziyoruz. Şu an 3 adet emaye esere bakıyoruz. Onlara tam olarak resim diyemem, heykel de diyemem. Tam olarak bilimsel bir şey de değiller. Bunlar genellikle telefon resimleri diye biliniyorlar. Moholinaj bunları onlara hiç dokunmadan ve hatta onları görmeden yarattığını iddia etmişti. Genel olarak resimleri düşünecek olursak, bir ressamın eli imzası gibidir. Ressamın objedeki varlığı budur. Öyleyse mesafenin olduğu bir sanat eserini yaratmak ne anlama geliyor? Bu dönem sanatçıların sanatçı olmanın ne demek olduğunu yeniden düşünmeye çalıştıkları bir dönemdi. Bunun bir parçası da sanatın tamamen zihnin ve gözün bir ürünü olduğunu, sanatçının eliyle hiçbir ilgisi olmadığını düşünmekti. Bu eser neredeyse bir mağazanın vitrini gibi sunuluyor ve bunun için pahalı olmayan mekanik bir işlem kullanılmış. Mohlinaj'ın bunlara telefon resimleri demesinin nedeni şu: Bunları yaparken kraft kağıdını almış ve bu resimlerin nasıl görünmesi gerektiğini, hangi karede ne renk olması gerektiğini planlamış, ardından da bir fabrikadaki bir teknisyene telefon etmiş. Teknisyenin de elinde modern teknolojinin bir başka örneği olan bu aynı kağıttan varmış ve teknisyen de böylece aynı kareleri çizip daha sonra resimleri üç farklı boyutta üretebilmiş. Yani Moholy-Nagy burada adeta sanatçı ve mühendis arasındaki ayrımı sonlandırıyor. Moholy-Nagy'ın en çok ilişkilendirildiği kurum olan Bauhaus'un en önemli projelerinden biri, Bauhaus'un kurucusu Walter Grospius'un zanaatkar ile sanatçı arasındaki kibirli ayrım dediği şeyi sona erdirmekti. Moholy-Nagy 1923'te bu okula geldiğinde Bauhaus, zanaatten uzaklaşıp teknolojiye yöneldiği büyük bir değişimin ortasındaydı. Artık yeni slogan, sanat ve teknoloji, yeni bir birlik idi. Bunun somut bir örneği olarak da Moholy-Nagy getirilmişti. Burada bilimsel kesinliği görüyorsunuz. Her ne kadar resim ilk bakışta beyaz alan üzerinde iki siyah çizgi, bir kırmızı çizgi ve bir sarı çubukla son derece basit görünse de, kırmızı renkle çerçevelenen sarı renk yatay çizgiyle veya kırmızı üzerindeki sarıyla biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Sanatçı burada karmaşık alanlar yaratıyor. Ne neyin arkasında, ne neyin önünde, bu unsurların hepsi aynı büyüklükte ama farklı uzaklıktalar mı? Bu sorularla Rönesans'tan bu yana 500 yılda öğrendiğimiz düzeni ve düz yüzeyde görüntüyü nasıl tasvir ettiğimize dair bilgilerimizi paramparça ediyor. Tam da aynı zamanlarda Moholinaj bu problemlerden bazılarını incelediği tablolar yapıyor. Bize yönelttiğini düşündüğüm sorulardan biri de bu resimle ilişkili olarak kendimizi nasıl yönlendireceğimiz sorusu. Bu bir hayal alanı mı, bir temsil mi, yoksa sadece düz bir şey mi? Endüstriyel bir nesne mi, evinize asacağınız bir resim mi? Henüz tasvir edilmemiş ancak moholy şahsi olarak çok ilgilendiği yeni bir ütopyayı düşünmenize yardımcı olacak bir şey mi? Bence bunların hepsi bu resimlerde yer alıyor. Yüzeye boya uygulanmadığı için yüzeyin çoğu da diğer her şey kadar derin. Tüm renklerin derinliğinde bir benzerlik var. Hiçbir renk bir diğerinin çok fazla üstüne çıkmıyor. Belki bir tek fiziksel olarak da kırmızının üstünde duran ve biraz daha kalınca çizilmiş olan sarı haricinde diyelim. Aslında merak ediyorum. Bu da telefon görüşmesinde mi bildirilmişti yoksa teknolojinin bir cilvesi olarak mı ortaya çıktı? Sonuçta burada da yine bir insan pigment parçalarını bir yüzeye koyup ısıtarak bu şeyin sonsuza kadar kalıcı olmasını sağlamış. Ve ne olursa olsun bir şekilde resme benziyor. <laughs> Tabii ki telefon konuşmasındaki mesafe dışında.